Aa, gittin mi Melih? Yok anneciğim, lavaboya çıktı. Deniz evde mi acaba? Nerede demişlerdi kızın odasına ya? Yukarıdaydı galiba, evet. Mert. Banu, ağaç oldum. Ya Ozan, ben gelemiyorum. Öyle mi küçük hanım? Ama Ozancığım, sana söyledim ya, babamla ilgili çok önemli bir işim var. Banucuğum, bunun sonuçları ne olacak hiç bilmiyorum. Fakat şunu bil ki beni istediğin gibi parmağında oynatamazsın. Ozan. Ben buradan çıkıyorum artık. Zahmet edip de gelme. Ya Ozan, bir dinler misin? Ozan. Of ya. Of Ozan, of baba! Hepsi senin yüzünden. Nerede kaldı bu çocuk ya? Canım, lavaboda dedin ya. Öyle de. Pelincim, benim artık çıkmam lazım. Geç kalıyorum. Sen benim yerime Melih'e selam söylersin, olur mu? Tamam anneciğim. Senin için çok değerli değil mi Deniz? Neden ama? Neden? Anne. Anne. Annene ne oldu Deniz? İnşallah bu Superman tişörtünü sever. Özgür. Aa, merhaba Meveş. Bitti mi senin dersin? Bitti. Ben seni bekledim. Kafeye gidip konuşalım mı? Tamam, olur. Benim de canım çok sıkkın zaten. Niye ki? Ya anlatırım işte, biliyorsun. Pelin, annem, bizim ev, dünkü olanlar. Hadi o zaman. Çocuk ya. Melih.
Hacer Sultan. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk Hacer Sultan. Nasılsın? İyiyim de. Deniz bütün gün yukarıda uyudu. Aklım onda. Ben bir çıkıp bakayım ona. Hadi çık. Banu, ne işin var senin burada? Ya Özgür, uzun hikaye, boş ver. Kötü bir şey yoktur umarım. Özgür, bu okulun arka çıkışı var mı? Bilmem ki. Ya hocalar için bir otopark çıkışı var ama kilitli oluyor galiba. Ne yapacaksın ki? Uf ya, bütün belalar da beni buluyor ha. Özgür, sen benimle gelir misin be? Geldi ya. Ya Özgür, sen benimle birazcık bekler misin? Takılırız işte. Ya ben zaten dışarı çıkamıyorum, çok sıkıldım. Lütfen. Niye ki? Ya Özgür, işte laflarız birazcık, hadi. Bak ben... Ya Özgür ya. Özgür. Bizim işimiz var. İyi peki. Ya Mehveş, laptopunu kullanabilir miyim? Birazcık takılayım, çok canım sıkıldı. Arkadaşımın ama... İyi, kullan biraz. Sağ ol. İşim bitince ben sana getiririm. Hayret doğrusu. Sen Deniz'i kontrole mi çıktın? Nasıl durumu? Gir kendin bak canım. Gözlerinle gör nasılmış sevgilin. Zaten kapı açık. Neden hiç şaşırmadım acaba? Daldın gittin. Ne düşünüyorsun böyle? Ya ne bileyim. Ayıp mı oldu acaba Banu'ya? Bu Banu senin için çok özel biri galiba. Çocukluk arkadaşın falan mı? Yo, yani 2 yıl bile olmadı tanıyalı ama işte. Anla. Anladım. Çok iyi anladım. Ya neyse boş ver, kapatalım bu konuyu. Ne var o torbanın içinde? Hiç. Ben özel bir arkadaşıma hediye almıştım ama... Bir anlamı kalmadı şimdi. Aa, niye? Tatlı yiyelim mi? Olur Mehmetciğim. Mert oğlum, çay getiriyordum size. Çıkıyorum Hacer Sultan. Niye? İşim var evde. Deniz nasıl olmuş? Bilemeyeceğim. İsterseniz siz... Görmedi mi Deniz'i? Gördüm. Gördüm Hacer Sultan. Ben göreceğimi gördüm. Lokum. Lokum falan değilim ben. Ne oldu hayatım sen? Dokunma bana. Pelin, iyi misin sen? Biliyorsun işte. Senin ne işin vardı o köylünün odasında? Ya ben... Daha demin konuştuk seninle. Sen ne söz verdin bana? Tatlım bak, yanlış anlıyorsun. Yanlış falan anlamıyorum. Gözlerimle gördüm. Sen o kıza aşık mı oldun ha? Saplantı mı yaptın o kızı? Yok artık Pelin, daha neler ya. Canım bak. Ben senin odana geliyordum, tamam mı? Yanına geliyordum. Sonra odaları karıştırmışım. Onunkine girmişim. Sonra baktım sayıklıyor. Merak ettim yani, yanında 2 dakika durdum sadece. Beni de ona aşık ettin ya artık, bravo yani. Bana bak Melih. Seni ne kadar sevsem de ikinci kadın olmaya dayanamam, anladın mı? Tatlım olur mu öyle şey ya? Sen benim için bir tanesin, bunu sen de biliyorsun. O zaman bu son şansın Melih. Bir daha o köylü kızına yaklaşmayacaksın. Ben bir tek seni seviyorum Pelin, tamam mı?
Öyle mi? Aynen öyle. Tamam o zaman. Neyse, ben daraldım. Biraz çıkacağım. Arabamla gezmek istiyorum. Sen de söylediklerini düşün. Olur mu? İyi. Ben seni geçireyim. Gerek yok tatlım. Ben kendim giderim. Ben seni kıracak bir şey yapmadım değil mi? Yok, yok, senin ilgisi yok. Ya anlat o zaman, kim üzdü seni? Belki bir çare buluruz. Ben bir lavaboya gidip geleyim, tamam mı? Uyandın mı kızım? Uyandım Acar teyze. Özgür'ün verdiği ilaç çok ağır geldi. Kafamı kaldıramadım. İyi iyi, dinlendin. İyi ki öyle derin derin uyudun. Bugün çok ziyaretçin vardı. Öyle mi? Ya Melih geldi. Demin gitti. İyi ki karşılaşmamışım. Mert de geldi. Çayları da sizin için getirmiştim. Ne zaman geldi? Melih buradayken geldi. Yukarı çıktı. Sonra da indi, bir işim var deyip çıkıp gitti. Ya Melih neredeydi o geldiğinde? Melih yukarıdaydı. Herhalde Pelin'in odasındaydı. Of ya. Mert seni uyandırmaya kıyamadı herhalde. Kesin Melih'le karşılaştı aşağıda. Ona sinir olup gitti o. Olabilir. Giderken pek bir tuhaftı. Benim hemen gidip onu bulmam lazım Acar teyze. Deniz'cim biraz sakin ol lütfen. Olamam Acar teyze. Ben hemen çıkıyorum. Var ya, bu kafayı ancak aşk ve şehvet dağıtır. Evet. Bakalım listemizde kimler varmış. Cemre. Geç. Çiğdem. Onu da geç. Didem. Bak Didem olur. Ama önce teçhizatımızı hazırlayalım, değil mi? Bu açık kalmış. Neyse, Allah'tan biri izleymiş de şarjı bitmiş. Bakalım en son kimi kaydetmişiz. Bu hamile Ozan'ı kaydetmiş bu. Bu hanım, ikinci randa hoş geldiniz.
girebilir miyim? Seninle konuşmak istiyorum. Niye? Melih'le yeterince konuşmadın mı? Of! Biliyordum Melih'i bizim evde gördün diye sinir olacağını. Niye geldin o zaman? Mert, Melih beni görmeye gelmemiş ki. Pelin'i görmeye gelmiş. Tabii ya, evet. Doğrudur. Ya öyle tabii ki Mert. Sonuçta orası Pelin'in evi. Benim evim değil ki. Benim evim olsa kızmakta haklısın ama. Ben onun arkadaşlarının eve gelip gitmesine karışamam ki. Melih sonuçta Pelin'in sevgilisi. Ben bundan pek emin değilim. Niye öyle dedin? Deniz, yapacak işlerim var. Söyleyecek başka bir şey yoksa... Hayır var. Ben Melih yüzünden bir daha seninle kötü olmak istemiyorum. Ama oldu. Bak. Senin kalbinde iki kişi var. Bunlardan biri Melih. Ve ben buna dayanamam. Mert, neden anlamıyorsun? Melih oraya Pelin'in sevgilisi olarak geldi. Benimle ne alakası var? Melih ne sıfatla senin odandaydı? Ne? Deniz. İçeri girdiğimde senin odanda Melih başucunda bekliyordu. Yükleme tamamlandı. Güzel. Bizim Ozan Salah da işlem tamam diye hava atıyor. Yüzüne vursam mı acaba? Ama yok. Şimdi cepheyi bölmeyelim. Önceliği Bani'ye verelim, değil mi? Banu Hanım. Benim bilgisayarımdan fotoğrafları silmek, bana şantaj yapmak neymiş gör bakalım. Fotoğrafları silmeme gıcık oldu. Bakalım yine ne tehditler savurmuş Kazanova eniştemiz. Cevap veremiyorsun. Meğer senin hakkında ne çok yanılmışım. Mert! Sakın pişman olacağın şeyler söyleme. Hepsini geçtim. Melih'in arabasına binmeni, evine gitmeni. Bunların hepsini unuttum. Bunları konuşmadık mı? Konuştuk. Evet. Bunların hepsi bir tesadüftü. Hatta sen bana verdiğin bütün sözleri de tuttun. Peki ya dün? Deniz... Ben seni korumak için sevdiğim insanlarla, babamla kavga ettim. Kapıyı açtım ve neyle karşılaştım? Sen Melih'in kucağındaydın. Evden ne halde çıktığımı biliyorsun. Hadi diyelim evet, bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben de dedim ki, evet, Deniz'in yanına gideyim. Onu yalnız bırakmayayım. Peki sonra ne gördün? Ne gördün? Deniz beni delirtme! Melih ile baş başaydınız, daha ne göreceğim? Farkında değilim diyorum sana, uyuyordum. Yeter! Sus. Deniz, ben seni sevdim. Herkesi.
Her şeyi karşıma alacak kadar sevdim seni ben. Ama sen gittin, başkasını tercih ettin. Hayır Mert, hayır. Deniz bırak. Artık bitti Deniz. Evet aşığım. Ama aptal değilim. Sana Melih ve hayatta mutluluklar diliyorum. Mert, ne olur böyle konuşma. Deniz, evimden gider misin? Son sözüm bu mu? Evet bu. Git. Madem istediğin bu. Tamam o zaman. Hayatımda iki tane hayal kırıklığım oldu. Ölesiye canım yandı. Biri annem, diğeri de sensin. Çok ama çok büyük bir hayal kırıklığısın benim için.